6.306 yasayı. Olay Kepez ilçesi Yeni Doğan Mahallesi'nde 9 bina, 590 daireden oluşan sitede meydana geldi. Site sakinlerinin deprem risk analiz raporu başvurusu üzerine sabah saatlerinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri binalardan karot örneği almak için bölgeye geldi. Kooperatif başkanı ve yönetimi site içerisindeki dairelerin çürük olduğunu ve örnek alınmasını isterken yaklaşık 50 daire sakini ise binalardan daha önce karot örneği alındığını belirterek yeniden alınmasını istemeyip yetkililerin içeri girmesine izin vermedi. Kışkırtıyor. Aldığı ihale, aldığı müteahhitten kendi açıklama yapıyor. 60 bin lira para alacağım diye. Ve buradan kar olduğu için bize karşı saldırı yapıyor. Haksız yere evlerimizi yıkmak istiyor. Bunun üzerine site sakinleri arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın büyümesi ve gerginlik çıkmasıyla olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Site sakinlerinden Gülşen Öztekin, yetkisi olmayan kooperatif başkanı bir müteahhitle anlaşarak buraları yıkarak yeni daireler yapmak istiyor iddiasında bulundu. Şimdi 60 bin lira para alacağına dair kendi sayfasında açıklamalar yaptı. Sayfasında daire başı anlaşma yaptığına dair paylaştı. Biz buranın karotlu ölçüleri daha önce 2013 yılında alındı. Alındığı halde tekrar karot alınırsa bizim evlerimiz çürüye çıkacak. Nasıl çürüye çıkacak? Karotlar zedelenmiş olacak. Şeylerimiz, kolonlarımız zedelenmiş olacak. O zaman ne olacak? Bu bina çürüye çıkacak. Menzil sitesi kooperatif başkanı Ayşe Bürgülkoğlu ise iddialara cevap verdi. 2010 yılında biz buranın ruhsatlarını aldık. Ama 86 yapım olduğu için tapularını aldık, kat irtifaka girdik ama kat mülkiyetine giremedik. Kat mülkiyetine giremediğimiz için de iskanımızı alamadık. İskanımızı alamadığımız için de bu depremlerden dolayı belediye bize Düzce depreminden sonra, İzmir depreminden sonra, Hatay depreminden sonra bize dilekçeler yolladı. Karot numuneleriniz düşük, acilen ivedilikle risk analiz raporu yaptırmanız gerekiyor. Yaptırmadığınız takdirde mühürlenecek, artı güçlendirme yapmanız gerekir dedi. Biz Düzce depreminden sonra bunu yapmadık. Ondan sonra Hatay depreminden sonra şu anda risk analiz raporunu yaptırmak zorundasınız dedi. Biraz önce suçladıkları 60 bine geleyim. Ben burada müteahhit, bizim buraya 110 metrekare inşaat alanımız var. 70 binini bize yapacak, %40'a kendine geliyor. Benim burada herhangi bir menfaatim söz konusu olamaz. Zaten %40'a geliyor. Ben binam sağlam mı değil mi öğrenmek istiyorum diyen site sakinlerinden Tülin Ay Atmaz'sa karot alınması gerektiğini savundu. 1985'lerde başlamış bir inşaat var. 2000 yılında oturduk biz bu binalara. Ben binamın şu anda sağlam mı değil mi depreme dayanıklı olarak tahlil yapılmasını istiyorum ve bazı muhalif insanlar karşı çıkıyor. Benim en doğal hakkım, benim binam sağlam mı? Benim oturduğum binadaki kolonun sıvası döküldü giriş katta ve içinden küflü demirler çıktı. Ben huzursuz oturuyorum, huzursuz yatıyorum evimde ve bu hakkım engelleniyor burada şu anda bazı kişiler tarafından, bilinçsiz insanlar tarafından. Zaman zaman yükselen gerginlik polis ekiplerinin araya girmesiyle yatıştırıldı. Bakanlık yetkilileri ise site maliklerinin hepsinin izni olmadan içeri giremeyeceklerini belirterek bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.